günler dediğin aşk haberleri yazılıyor, en son Hande Erçel'le yazıldı. Bunlarla ilgili neler söylüyorsun? Ya sürekli yazılıyor bir şeyler işte. Bayanlar ne yapalım? Bir anda kaçtılar. Evet, birisi aynı zamanda stylistim, menajerimin arkadaşı. Diğeri de çok yakın arkadaşımın kız arkadaşı. Sanırım yani bunu o femirciler denen, hani o Feriha Emir aşkını hala unutamamış ve çok seven arkadaşlardan bazıları böyle dedikodular çıkarıyor ortaya. Hani çok olmasını istiyorlar çünkü böyle evet. Bir durumları Peki, var. Peki Çağatay'la beraber yeni bir projede oynamak ister misin? Yani bu zamana, duruma, senaryoya göre değişir tabii ki, niye olmasın? Gelse oynarsın herhalde. Yani öyle bir hayatta oynamam Çağatay'la bir daha falan gibi bir durum var olmaz. Var mı oynamam diyeceğin birisi var mı? Yok. Yok. Olmamalı zaten. Yok, niye olsun? Niye olsun? Diyordu. Peki gerçek aşkın var mı şu anda? Ben konuşmuyorum böyle şeyleri. Öyle mi? Hiç var mı yok mu, isim söylemiyorum, önümde isim var da hani ismini vermeyeyim sen. Aa. Öyle mi? Yok yani. Hani aşkın bilmiyorum. Var mı yok bilmiyorum. Mu? Bilmiyorsun. Peki senin kalbini nasıl bir aşk çalabilir, nasıl bir erkek çalabilir, öyle bir kıstası var mı? Yok. Çok hayat. Gülen erkek. Anneannenin bir sana nasihati varmış onu. O utanmakla ilgili evet. Evet. Ne söyle, nasıl bir şeydi o? Ya utanan insandan korkma der yani, sadece bir erkekten bahsetmiyoruz genel olarak. Utanç. Utanan ve iyi gülen, güzel gülen ve utanan. Ben başka bir şeyi düşünmüyor. Vallahi şu an yani iş olduğu için yoğunluktan gerçekten tek düşündüğüm şey o. Yani hani işimi iyi yapabilmek, elimden gelince geldiğince performansım ve odak noktamı ona yönelik tutmaya çalışıyorum. Senin boş olduğunu söyleyemiyor nedense. Zaman söylenmez tabii ama yani kısmet yani. Boş diyorsun kalbim. Tabii yani şu an böyle kendi halimde gördüğünüz gibi. Soy, bu keyifli sohbetin ardından aracını...